Nasıl gireceğimi bilmiyorum. Selam, bugün yine bir video yapıyorum. Bu videoyu siz perşembe günü izleyeceksiniz. Ve perşembe günü... 2 gün sonra, yani bugün salı. Aslında sizin bu hareketi... Gerçi ben bilgiyi niye veriyorum ki? Değil mi? Mantıklı geldi şu anda. Salı günü, yani bugün aslında ama sizin düşündüğünüzden 2 gün ön... tamam. Bir video yayınladım. Şu an size öğreteceğim hareketin teaser'ı. Hareketi kendim buldum ama... Bakmama rağmen internette biraz araştırdım ve kardeşleriyle ilgilenen arkadaşlarıma sordum. Onlar böyle bir hareketi daha önce görmediğini söyledi. Yani var mı bilmiyorum. Eğer varsa da özür dilerim o kişiden. Eğer bana ulaşabilirse ya da bir yerden söylerse videoyu da kaldırabilirim. Şimdi hareketi teaser'ını YouTube'a ve Instagram'a aynı anda yükledim. İsterseniz bir teaser'ını izleyelim beraber. Tamam. Hareket kısaca bu. Eğer tabii ki böyle hareketleri öğrenmeden önce bu teaser'ı bu arada YouTube'dan daha önce yükledim Instagram'a. Böyle şeylerden önceden haberdar olmak için Instagram'ı takip edebilirsiniz. Pek umurunuzda değilse eğer takip etmeseniz de pek bir şey kaybedeceğimi sanmıyorum. Diyecek bir şey yok. O zaman desteğinizi aldıysanız ben almadım. Dur alayım geleyim. Evet. Desteğinizi aldıysanız harekete geçelim. Bu arada teaser'ın yapımında şarkısını kullanmama izin verdiği için Yağmur 3 kardeşe teşekkür ederim. Kanalının linkini açıklamaya koyacağım. Oradan YouTube kanalına gidebilirsiniz ve o şarkıyı dinleyebilirsiniz. Tamam, o zaman harekete geçelim çok uzatmadan. Tamam, güzel. Bu videoyu 2 tane kamerayla yapacağım. Deneyeceğim, umarım beğenirsiniz. Yorumlarda da belirtirseniz mutlu olurum. Şimdi önce destemizi açalım. Evet. Harekete başlamadan önce hemen söyleyeyim. Hareketi daha kolay yapmak için destenin 3'te 1'lik bir kısmını alın ve atın. 3'te 2'lik kısmı yeterlidir. 3'te 2'lik bir kısmı yeterli bu hareketi yapmanız için. Çünkü hem çok fazla pekide bölmeniz gerek yok. Hem de daha rahat, daha az yer kapladığı için çok daha rahat, daha hızlı öğrenebilirsiniz. Ben hareketi bilmeme rağmen böyle kullanıyorum. Bu harekete başlamadan önce bilmeniz gereken hareketler Z grip, swing cut, index cut. Bu hareket. Bir de tam gerekli değil ama scissors cut bilseniz işinize yarayacaktır. Evet, şimdi hareketimize başlayalım o zaman. Öncelikle bir Z grip açıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Bir Z grip. Ondan sonra sağ elimizdeki paketle bir swing cut daha atıyoruz. Yani bu ultimate Z mi öyle bir şey deniyorlar buna. Bu gripe. Çok saçma, öyle şeylere çok gerek yok. Z grip'in ne olduğunu bilmeyenler için bir özet geçeyim şuradan. Önce desteği şu şekilde, sonra da şu şekilde böldüğünüz zaman Z grip yapmış oluyorsunuz. Böyle Z'ye benziyor. Ondan dolayı Z grip denmiş. Z grip yaptıktan sonra bir swing cut. Biraz daha farklı ve el esnekliği gerektiriyor. O yüzden sol eliniz, solaksanız da sağ eliniz. Bunda esnek olmalı. Yani en azından birkaç tane kat biliyor olmanız yardım eder hareket hızlı öğrenmek için. Swing cut'tan sonra elimizi aşağı indiriyoruz. Ama şu... Daha doğrusu şu hareketi yapıyoruz ve swing cut'ın altındaki pakette sol tarafa atıyoruz. Çok saçma bir görüntü oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Yani el bilek sola oynuyor, swing cut sağa oynuyor. Çok mekaniği anlamanız zor da biraz şey yapınca, şey işte pratik yapınca kas hafızası oluşuyor hemen. Yapıyoruz bunu. Ondan sonra şu ring finger yüzük parmağıyla buradaki sol elimizin İşaret parmağıyla tuttuğumuz paketi tutuyoruz ve ortadaki swing cut'la böldüğümüz paketi de baş parmağa yerleştiriyoruz. Yani şöyle oynayabilmesi lazım elimizin. Bir daha göstereyim. Anlamamanız normal bu şeyden, aşamada. Böldük, koyduk, yüzük parmağıyla da bunu çektik. Bunu yaptıktan sonra sağ elimizle bir index cut atacağız.
Şöyle buraya getireceğiz paketi. Bu sırada bu salimizde kalsın. Salimizde olan paket kısmı şu kısım. Biz salimizdeki şu iki paketi atıp size göstereyim mi? Sol elimizde yapmamız gerekeni. Sol elde paket şöyle duruyor olacak. Bu şekilde duruyor olacak. Çünkü şurada bir tane swing cut var. Altını görmeniz için ben bu şekilde tutuyorum. Tek yapmanız gereken o sırada iki baş parmağımızın arasındaki paketi sola doğru çekip sol elimizdeki aşağıdaki pakette şu hareketi yapmak. Yani orta parmak ve yüzük parmağıyla yukarı doğru kaldırmak. Yani şöyle bir şey olması lazım. Böyleyken. Umarım anlamışsınızdır şimdiye kadar. Bu hareketi yaptıktan sonra devamı kolay zaten. Bir daha gösteriyorum. Index cut. Aynı zamanda aşağıdaki paketi yukarı kaldırıyoruz. Ve bu pozisyona geliyor elimiz. Sonuç olarak böyle bir şeye denk gelmiş oluyor. Yüzük parmağımızla, sol elimizin yüzük parmağıyla bu kısımda şu pakete düşürme ihtimalimiz yüksek. Ben bile hareketi kendim buldum, yapamıyorum bu kısmı bazen. Yüzük parmağı ve sağ elimizin işaret parmağının etrafında çevirmemiz lazım bunu. Bak yine düşürdüm. Yavaş yapınca düşüyor. Bu şekildeyken ittiriyoruz. Ve swing cut pozisyonuna getiriyoruz. Yani bir straddle grip yapıyorsunuz. Baş parmaksız. Sol elimizle. Sonra aşağı indiriyoruz straddle grip'e. Şunu da davet ediyoruz. Dahil ediyoruz aşağıdaki pakete. Sonra da tek yapmamız gereken aşağıdan yukarı indirmek oluyor. Yavaş çekimde bir kere daha göstereyim. Umarım anlamışsınızdır. Evet. Yani hareket aslında mekaniği zor gerçekten. Çünkü her parmak aynı anda farklı bir iş için uğraşıyor oluyor o sırada. Ve yapabileceğiniz hareket sayısı kısıtlı oluyor. Elinizin kısaca esnek olması lazım. Esneme egzersizleri yapabilirsiniz. Böyle parmaklarınızı açarak ya da böyle destek koyarak falan. Esnetme egzersizleri işinize yarayacaktır. Ama kardeşlerde biraz ortalamanın üzerindeyseniz rahat yapabileceğiniz bir hareket olduğunu düşünüyorum. Tabi biraz varyasyon da ekleyebilirsiniz. Ben yani genelde hareketin orijinali şu şekilde buldum ben. Böyle. Hareketin orijinali. Ama varyasyonlarla bunu yukarı atıp bir revolution cut'la aynı anda şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Genelde hareketlerin orijinalinde çünkü hareket daha doğrusu closer olduktan sonra bir one hand cut atıyorsanız o genelde hareketin son kapanışı olmaz. O bir combo'ya döner. Çünkü hareketin closer'ını yapmış olursunuz şu şekilde. Ve closer'dan sonra üstüne iki tane daha hareket eklemiş oluyorsunuz. Bu bir combo'ya döner. Ya da varyasyon olarak da geçebilir. O yüzden asıl harekete dahil etmedim. Hareketle ilgili şeyiniz varsa, sorunuz varsa yapamadığınız bir kısım yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarda anlatamayacağınız bir şey ise de Instagram'da DM'ler üzerinden bana sorabilirsiniz. Hepsine bakıyorum. O zaman şimdilik buraya kadar.